Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili son bilgileri Hatay valisi Celalettin Lekesiz verdi. Lekesiz, 4 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Dün akşam saatlerinden itibaren olayın asli faillerinden olduğunu değerlendirdiğimiz ve yine ilimiz nüfusuna kayıplı firari S.E., Y.B., N.K. ve M.G. isimli 4 zanlı daha ele geçirilmiştir. Şu ana kadar olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Lekesiz, bunlardan 7'sinin tutuklandığını, 5 kişinin adliyeye sevk edileceğini, 4 kişinin de arandığını söyledi. Bu arada Reyhanlı'daki saldırılarda keşif aracı olarak kullanıldığı iddia edilen bir araç, Hatay'ın Harbiye semtinde terk edilmiş halde bulundu. 51 kişinin hayatını kaybettiği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Olayda hasar gören 735 ev ve iş yerinde ise hasar tespiti yapılıyor. Ancak esnaf ve sanatkarlar, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Bayır, tespitin hatalı yapıldığı iddiasında. Peki bu yapılan tespitler yanlış. Bunlardaki bu yapılan tespitlerden bilir kişi gelecek ve bu dükkanları bilen insanlar bunları yapacak. İlçede onarılamayacak binalar yıkılıyor. Binalardan çıkan moloz ise belediye ekipleri tarafından bekletilmeden kaldırılıyor. Saldırının izleri silinmeye çalışılıyor. Patlamanın üzerinden günler geçmesine rağmen 3 cesede sahip çıkan olmadı. 5 cesedin kimliği ise henüz belirlenemedi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmalar sürüyor. Bu cesetlerin aileleri tarafından kayıp olduğu bildirilen Mehmet Taş, Sedat Pişen, Zahide Kuday, Mustafa Kaya ve Kemal Baz'a ait olduğu sanılıyor. DNA testiyle belirsizlik ortadan kalkacak. Ülkelerindeki çatışmadan kaçarak Reyhanlı'ya sığınan Suriyeli aileler ise patlamaların ardından oluşan gerginlik nedeniyle huzursuz. Bazı Suriyeli aileler ise sabah erken saatlerde eşyalarını yükledikleri araçlarla Reyhanlı'yı terk etti. Suriyelilerin giderken çok sayıda ekmek götürmesi dikkat çekti. Bu iki bombanın patlamasından dolayı adamlar gidecekler.